Mutlu akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. İftardan sonra ekranlarınızda olacağız demiştik. Evet, Moda TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Değerli izleyenler, bugün gündemimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi. Evet, daha önce söylemiştik. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni elbette eleştireceğiz. Çünkü bu eleştiriye hakkımız var. Çünkü şehrimizi yöneten belediye Ordu Büyükşehir Belediyesi. Bugün konu nedir? Konu daha önce gündeme gelmişti. Bu konuda evet, Akın Çiçek sağ olsun. Buradan da kendisine teşekkürlerimi gönderiyorum. Az sonra canlı yayında kendisine sorularımız olacak. Çünkü bu süreçte en çok mücadele eden gazetecilerden bir tanesi. Hatta şöyle düzelteyim. Bu süreçte en çok mücadele eden gazeteci diyebiliriz. Bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2400 işçinin maaş farklarını alamadığı iddiasıyla tekrar konuyu gündeme getirmek istedik. Çünkü Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ancak öğrendik ki bugün de Büyükşehir Belediyesi'ndeydim Ordu'da. Bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını öğrendik. Zira gerçeği yansıtmış olsaydı zaten arkadaşlar maaşlarını alabilmiş olsalardı, maaş farklarını diye düzelteyim, alabilmiş olsalardı almadıklarını iddia etmezlerdi. Artı biz de bu konuları tekrar gündeme getirme ihtiyacı duymazdık. Değerli izleyenler, konuyu tekrar bir özetleyelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2400 çalışanının maaş farklarını ödemediği iddiasıyla bu akşam ekranlarınızdayız. Şöyle ki, maaş farkını verdiğini iddia ediyor Büyükşehir Belediyesi. Doğrudur. Yalnız 2800 25 lira üzerinden hesaplayarak maaş farklarını veriyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani geçen yılki aldıkları asgari ücret üzerinden maaş farkları hesaplandığında 4250 lira üzerinden değil de 2825 lira üzerinden hesaplandığında 1500 lira, en az 1500 lira, hatta 1600 lira gibi bir tekabüle rast geliyor ve 1500-1600 lira bütün işçiler eksik almış oluyorlar maaşlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden. Şimdi bu konuyla ilgili Akın Çiçek bahsetmiştim. Üstadımız gerçekten mücadele etti. Yani işçi arkadaşlar adına ben çok teşekkür ediyorum kendisine. O gündeme getirdi. O süreçte şehir dışındaydı. Kendisine destek olamadık. Özür de dileyeceğiz. Evet, Akın Çiçek'i bağlamak istiyorum programa. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili en çok mücadele eden gazeteci üstadım ve konuya aynı zamanda vakıf. Şimdi kendisiyle bu konuyu konuşmak istiyoruz ve telefonla aradık. İçeride aslında rejideki arkadaş mı arayacaktı, ben mi arayacaktım bilmiyorum ama ben de arayabilirim buradan. Buradan da bağlayabiliriz. Çünkü sağ olsun Akın Çiçek ne zaman bilgisine başvurmak istesek bizden o bilgisini esirgemeyecektir. Evet, yanılmıyorsam kendisi, hatta bir merhaba diyelim. Üstadım merhabalar. Evet, Akın Çiçek şu an yayınımızda. Teşekkür ediyoruz. Senin de programın var bizim programımızdan sonra. Yoğun olmana rağmen dedin ki Ordu işçilerin Estağfurullah. meselesi bizim meselemizdir dedin. O değerli vaktinizi bize ayırdın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Üstadım, hemen konuya girecek olursak şunu ifade ettik programın başında. Ordu Büyükşehir Belediyesi dedik 2400 işçinin maaş farklarını ne yazık ki ödemiyor dedik ve bu süreçte en çok mücadele eden gazeteci olduğunuzu da ifade ettik ve işçi arkadaşlar adına da size teşekkür ettik. Üstadım, bu konuyu bir de sizden duymak isteriz. Çünkü bu konuda mücadele ettiniz, yayınlar yaptınız, arkadaşlarla görüştünüz. Şimdi son durum nedir? Belediye de bir açıklama yaptı maaş farklarının verildiğine yönelik. Bu konudaki son durumu almak isteriz sizden. Buyurun. Tabii. Şu anda bilmiyorum hangi platformdan yayın yapıyorsun sevgili Ahmetciğim. 5-6 tane platformdayız şu an üstadım. Tamam. Ben de takip etmek için tableti elime aldım. Nereden takip edeyim diye. Şimdi sevgili Ahmet, şöyle bir durum var. Olay bundan 2 hafta önce işçi arkadaşlarımızın, işte aralarında tanıdıklarımız var, komşularımız var, çocukluk arkadaşlarımız var. Birbirinin yüzüne her gün baktığımız, sokakta çöpümüzü toplayan, selam veren işçi kardeşlerimiz var. Otoparkta karşılaştığımız
otoparkçı arkadaşlarımız var. Yani Ordu'nun 19 ilçesine gittiğimizde yolda çalışırken, bize habere giderken selam veren arkadaşlarımız var. Bir mağduriyet yaşadıklarını ve sendikaya gitmek için işte bundan iki hafta evvel Hak İş Sendikası'na bağlı Hizmet İş Sendikası Ordu Şubesi'nden bir görüşme için orada olacaklarını söylediler. Biz de atladık, kameramızı aldık, mikrofonumuzu aldık, gittik. Orada sevgili Mustafa Kemal Poyraz da Berkant da vardı. Yaklaşık 350-400 tane işçi, sendika başkanı ve sendika yöneticilerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında yapılan anlaşma sonrasında maaşlarının eksik yattığını ifade ediyorlardı. Şimdi evet, belediye diyor ki, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ben diyor işçinin maaşını tam yatırdım diyor. Tabii bunu söylerken belediye önce şöyle bakıyor. Ben diyor, eğer diyor Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki 2400 işçinin 2300'ünün maaşını eksik yatırırsam ayda ortalama 3-3,5 milyon lira tasarruf edeceğim. Şimdi 2400 işçinin 100 tanesi Ahmet, bu mühendis, mimar ya da işte biraz daha üst kademede olan ve o bir maaş derecelendirmesi var 1'den 26'ya kadar. Evet. Ve günlük yemeğidir yüksek olan insanlar. O insanların maaşlarını tam yatırıyor belediye. Yani hem asgari ücreti koyuyor, hem asgari ücretin üzerine yapılan hak işle belediye arasındaki sözleşmenin farkını koyuyor. Ve bu işçilerimizin parasını, işçi statüsündeki mühendis, teknikerlerin parasını tam yatırırken, belki teknikerlerde eksik alanlarda olabilir, zaman zaman onlardan da bol bol geliyor. Toplam 2400 kişinin 1750'si Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 650'si OSKİ'ye ait olan ve 100 tanesinin de maaşları bu kategoriden muaf tutularak 2300 işçisinin parasından tasarruf etmeyi düşünüyor. Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı, verdiği yüksek asgari ücreti baz alıp, ya diyor biz diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar yüksek fark vereceğini tahmin edemedik. Onlar zaten maaşları 2850 liraydı. Üzerlerine de işte 700-800 lira işte refah payı çeşitli ödeneklerde alıyorlardı. Bu para onlara fazla mantığıyla ya da belediyemize tasarruf ettirelim diye böyle bir şeye girişmişler. Şimdi o akşam sendikaya gittiğimde sendikanın bu konuda aciz içerisinde olduğunu gördüm. Çünkü sendika Ordu Büyükşehir Belediyesi ile 2022 yılında bir sözleşme yapmış. Sözleşme diyor ki 2022 yılının Ocak ayının 30'unda benim 2400 tane işçim Ordu Büyükşehir Belediyesi ile masaya oturdu ve açıklanan asgari ücret üzerinden o günkü TÜİK'in rakamları da baz alınıp üzerine de 2 puan konulduğunda günlük yevmiyeler bunun üzerinden hesaplanacak diyor. Yani bu şimdi çok kafa karıştıran bir süreç Ahmet. Evet. İşin özü şu aslında. Normalde benim bu 2300 tane işçi kardeşimin günlük yevmiyeleri 130 liraya geliyor ve aylık ortalamaları 400 lira geliyor. Bu arkadaşlarımız, belediye yöneten üst akıl, maalesef asgari ücreti 2021 yılının Ocak ayından baz alarak işçi üzerinden ciddi bir tasarruf yapmayı planlamış. Ve işçisinin 1000 lirasını, 1200 lirasına, 1300 lirasına göz koymuş durumda. Aralarında sendikalı olmayanlar da var. Aralarında asgari ücretten çok az fark alan arkadaşlarımız da var. Bu işçiler sokaktalar, bu işçiler yollardalar. Bu işçiler, evet, en ağır koşullarda çalışan arkadaşlarımız. Direksiyon başında karla mücadelede onlar var. Çöpte onlar var. Dağda, bayırda, yol kenarında onlar var. Bir bakıyorsunuz asfaltın kıyısında ot biçen park bahçe ekibi. Bir bakıyorsunuz Aybastı'nın tepesinde bir direğin üzerinde olan bunlar. Yani bunlar öyle masa başı oturmuyor. Bunlar Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki daire başkanları gibi çifter maaş almıyorlar. Başkan vekilleri gibi 40 bin, 50 bin, 60 bin lira maaş almıyorlar. Ve bunlar gariban kardeşlerimiz. O gün röportaja gittiğimizde, abi ne olur bizim yüzümüzü sakın çekme. Çünkü
bize sürekli baskı var, işimizi kaybetmeyelim, ekmeğimizden olmayalım. Ama hakkımızı yedirmeyin, sesimizi duyurma noktasında ne olur bize yardımcı olan diyen işçi kardeşlerimiz. O günkü olaydan sonra ben yaklaşık 7-8 aydır gazeteci kimliğimle yaklaşık 30 yıldır bu işi yapan bir kardeşin, meslektaşın olarak bana gelen orduyla ilgili birçok ihbarları, birçok hem belediyeyle ilgili olsun, hem valilikle ilgili olsun, hem ya da sokakta vatandaşın yaptığı aksiyon olayları haber olarak değerlendiriyordum kendi YouTube kanalımda. Yalnız yani bu kadarının da olacağını tahmin etmemiştim. AK Partili bir belediye, AK Partili bir sendika, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı rakamlar, TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve Çalışma Bakanlığı'nı yok sayan bir Ordu Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, üst akılı. Ben Hilmi Gürel'in hala bu konuda bir hamle yapacağını düşünüyorum. Hala iyi niyetli olmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta Cuma günü yurt dışı ziyaretinden sonra apar topar Ordu'ya geldi. Yani 300 bin işçinin Türkiye'deki temsilcisi olan Hak İş Başkanı Mahmut Arslan. Basına bir poz verdiler. Dediler ki Büyükşehir Belediyesi ile görüşüldü. O masada ne konuşuldu, ne konuşulmadı çok detaylı bilmiyoruz. Araştırıyorum. Evet. Onu da önümüzdeki günlerde işçi kardeşlerimize söyleyeceğim. Ama yani içimden bir ses bugüne kadar bir sürü hata yaptı 3 yıl içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyenler. Hani ben onlara Büyükşehir'in küçük adamları diyorum ama ya kardeşim, işçinin maaşını tasarruf sayan, işçinin aldığı parayı çok gören ve kendileri altlarında makam arabalarıyla en lüks yerlerde belediyenin parasını çarçur ederken, milyonları sokağa dökerken, ya işçinin 1.000 lirasına, 1.500 lirasına nasıl göz koyarsınız? El insaf şimdi, diyoruz değil mi? Şimdi bir işçi kardeşim bir mektup yazmış. Bakın bu mektubu ibret olsun diye kendi sayfamda koymuştum. Müsaade edersen biraz okumak istiyorum. Çok seviniriz. Okurken de insanlar ibret alsınlar. Bu işçi yok ilkokul, ortaokul mezunu diyen bazı kendini bilmez tipler var. Kusura bakmasınlar ama işçi o aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor ve o işçi kardeşim o parayla evini geçindiriyor. Bakın kardeşim demiş ki, evet, selamun aleyküm abi. Öncelikle gecesi gündüzü olmadan kar kış yağmur çamur çalışan emekçinin, işçinin hakkını savunduğunuz için sizlere minnettarız. 8 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet vermekteyiz. 8 yıldır maaş problemi yaşamaktayız. Bu sorunu ilçe teşkilatlarına, yerel yönetimlerdeki sorunlarını dile getirdiğimizde biz sizi işe soktuk. Sesinizi kesin, çıkarmayın, sesinizi çıkarmayın. Yoksa kapının dibinde bulursunuz. İşinize şükredin dediler. İşinizden olursunuz diyerek hep savrulduk. Hep savuşturulduk. Bu ay aldığım maaş 5.200 lira. Ev kiram ve faturalar 2.000 lira. 4 kişilik bir aileyiz. Bir çuval un, 50 kilogram un 550 lira. Abi taş yemeyeceğiz için mecburen market alışverişi yapıyoruz. Kalan 3.200 lira Allah şahidim eriyip gidiyor. Ben çocuklarımı sinemaya götüremiyorum. Hep bir bahane uyduruyorum. Çocuklarıma ve eşime karşı boynum hep bükük. Onlara karşı görevimi yerine getiremiyorum. Sabahları abi aç işe gidiyorum. İnan simit 3 TL, dolmuşa binmiyorum, yürüyorum. Malum Ordu'da toplu taşıma değil, toplu soygun. Maaşla verdikleri yol ücretiyle bizim dolmuşa verdiğimiz ücret arasında çok fark var abi. Öğle yemeği yiyemiyoruz. En ucuza kapatacağım dersen 20 lira yemek veriyoruz. Ya da yemiyoruz da ekmek alıyoruz. Ya da sabah aldığımız simitle öğleni idare ediyoruz. İşin durumuna göre bazen mesai uzayabiliyor ve aç aç çalışıyoruz. Ama asla sesimizi çıkarmıyoruz. Kızıyorlar ya bize, ya da diyorlar ya bize ilkokul mezunusun, ortaokul mezunusun, ya da diyorlar ya biz aldık sizi işe. Ben kendim çok yaşadım açlıktan, kaç defa bayılma derecesine geldim. Bizi gece gündüz demeden, evet, bizi gece gündüz ve pazar günleri çalıştırıp mesai bile vermiyorlar. Vardiya izni diye bir şey çıkardılar, vardiya izni sözde. Maaşa yansıttıkları yol yemek ücretiyle bizim günlük harcadığımız ücretlerin birebirle alakası hiç yok. Maaş yüksek göstermek için ikramiyelerimizi 12 aya bölüp maaşa yansıttılar. Bu sayede ikramiyeyi de erittiler. Bu zihniyet oldukça biz daha çok eziliriz. Burada da teşekkür kısmı var. İnan bu mektubu otururken
okurken utandım insanlığımdan. Vicdan sahibi, utandım. Vicdan sahibi olan herkesin utanması, hatta oturup ağlaması lazım. Fakat az önce de ifade ettiğiniz gibi yöneticilerin Audi'lerle poz verirken bir işçinin bu denli iç yakan bir mesajını da dinleyen insanın ben vicdan sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Buradan izleyici arkadaşlarına da affına sığınarak gerçekten vicdan sahibi olmuş olsa Audi'lerle büyük büyük programlar yapmak yerine bu işçi arkadaşın sesine kulak verirlerdi. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Evet. Ahmet bak 3 yıl oldu. Biz Enerji Bakanı'nın Sayın Hilmi Güler'in oraya gelmesinden mutlu olduk. Yani hangisi seçilseydi mutlu olacaktık. Parti değiştirmişlerdi. Siyasi rakip olmuşlardı ama iki tane güçlü aday vardı. Bir tanesi AK Parti'den ayrılmıştı. Biri 130 bin oy aldı. Öteki 230 bin oy aldı. Yani halkın %60'ının 65'inin oyunu alan ve Adalet ve Kalkınma Partisi gibi isminde Adalet ve Kalkınma olan bir partinin belediye başkanının yanındaki işte bu büyük şehrin küçük adamları hala başkanı yanıltmaya çalışıyorlar diye düşünmek istiyorum. Ben Hilmi Güler'i çok uzun yıllardır tanırım. Hala iyi niyetle onun bu işe bir kaynak arayacağını düşünüyorum. Ona da bir önerim çağrım var. Sayın Başkan, gelin kaynağı ben size buradan yaratayım. Nasıl yaratayım biliyor musun Ahmet? Şu anda orada çok tartışılan bir mesele var. Belde evler yıkıldı, yerine ne yapılacak meselesi. Belde evler yıkıldığında tüm kamuoyuna ne demişti Ordu Büyükşehir Belediyesi? Belde evlerin parası sizin cebinizden çıkmayacak demişlerdi. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi bütün elindeki gayrimenkullerini satıyor. Niye? Bu para belediyenin cebinden çıkıyor. Tamam. Buna eyvallah. Yıkılması güzel oldu. Peki gelelim şimdi yerine yapılacak olan tesise. Bunu da tartıştık. Dedi ki doğrudan teminle yani ihaleye sokmadan bir yandaşınıza üstelik ondan avantada isteyerek burayı ihale ediyorsunuz. Burası 35 milyona, 39 milyona çok fazla para. Burası 10-15-20 milyona yapılır dedik. Dediler ki siz yanlış biliyorsunuz dediler. Ona da eyvallah. Şimdi duyduk ki Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni bir karar aldı. 100-130 milyon lira borçlanma. Bunun içerisine de 40 milyon lira daha belde evlerin yerine yapılacak olan sosyal tesis için fark konuldu. O 40 milyon ne yapıyor biliyor musun? O bir yılda işçiye vereceğin o 2300 tane işçiye vereceğin 1000 liralar, 1300 liraların toplamı ayda 3 milyon 200 bin lira, yılda da 40 milyon. Kardeşim, belde evler yıkıldığı gibi kalsın, oraya 30 milyonluk bir proje yapın ama işçinin hakkını verin. Evet. Ramazan ayında ağızları oruç olan evlerine pide alırken bile tereddüt eden bu insanları mağdur edemezsiniz. 3 maaş alan özel kalem müdürü. Hem kültür dairesinin başında, hem Ortur'un başında, hem özel kalemin başında. Başkan vekili 60-70 milyon lira maaş alırken, Orbel'in başındaki şahıs 3 maaş alırken, daire başkanları 2'şer maaş alırken, sen işçinin parasından tasarruf yapamazsın. Tamam, bir çağrım daha var. Çift maaş alan kim varsa, ilmi başkan da dahil, Sözcü haber olmuştu, işte artık maaş almıyoruz denmişti. Herkes tek maaş alsın. Verin farklarınızı bu çalışan insanlara. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Evet. Yapılan bir sürü yanlış proje var. Sokağa atılan milyonlar var. Ordu'nun ilçelerine 552 yatırım yapacağız dediler. Ortada 552 yatırımın 52 tanesini görürsek eyvallah. Amaç siyaset yapmak değil. Amaç burada sadece işçi kardeşimin hakkını vermek noktasında size 2-3 tane seçenek sunuyoruz kardeşim. Evet. Buyurun işte belde evlere yeni proje istemiyoruz. 2 yıl boyunca işçinin bu maaş farklarını verin. Ben söz veriyorum buradan. Bir daha Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili asla olumlu olumsuz gelse de konuşmayacağım. Ama o işçi o 1000 lirayla çocuğuna çikolata alacak, kızına kitap alacak, hafta sonu çocuğunu okula götürecek ya da evine 2 kilo et fazladan sokacak. Sizler için bu paralar çok olabilir ama o insanlar için, o emekçi için, o sesini çıkartamayan, o sosyal medyadan beğeni yapamayan ya da o sosyal medyanın altına yorum yazamayan işini kaybetme korkusuyla bu kardeşlerimiz için önemli. Şimdi duyuyorum ya zaten çok işçi var. Ne iş yapıyorlar? Kardeşim çoğu torpilli. Evet. Arkadaşım öyle ya da böyle bu insanları ki bak bu insanların çoğu gerçekten çok zor koşullarda çalışan
kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Haklarını savunamıyorlar ve hala tereddütleri var. Türkiye'deki hayat pahalılığından hepimiz mağduruz. Ben şu anda işsiz bir gazeteciyim. Benim tek gelirim şu anda işsizlik sigortam. İşsizlik maaşından aldığım para, biliyor musun? Sevgili Ahmet, onu da yayında söyleyeyim. Bakma, bir YouTube kanalı açtık ama ben şu olsun, an işsiz başımız kardeşim. Dik, Akın Bey, başımız dik. Kimse gibi belediyeden, oradan buradan verilen 3-5 Aynen. kuruşla hayatımızı idare ettirmiyoruz. Bu Allah daha güzel. Allah 1 lira akçelerinde nasip etmesin. Amin. Hep söylüyorum. Şimdi duyuyorum, bizlerle de ilgili, özellikle bu işçi kardeşlerimle ilgili, onların hakkını savunmayla ilgili biz yayın yapmaya başladıktan sonra bizimle de ilgili komple teorileri üretiyorlar. İşçi kardeşimin haklarını alana kadar, sonuna kadar bu işin peşindeyiz. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta bütün siyasi partileri, STK'ları organize edip Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde, işçi kardeşim gelemeyecek ama 2300 işçi, sadece bir kişi gönderse yeter bizim için, bir basın açıklaması yapacağız. Eylem yapılamıyor, yasak, ama basın açıklaması yapılıyor. Milletvekillerini davet edeceğiz, siyasi partilerin il başkanlarını davet edeceğiz. Evet, orada ve olacağız. İşçinin, biz orada olacağız. Önümüzdeki evet. haftaya planlıyoruz. Ben de cuma akşamı bununla ilgili bir YouTube kanalından, Akın Çiçek Medya'dan bir yayın yapacaktım ama sen aradığın için ilk kez sende söylemiş olayım. Cuma akşamı bunu daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Önümüzdeki haftada işçi kardeşimiz adına önce bireysel eylem yapacağım. Ardından da bir basın açıklaması yapıp hani şu Aksak Timur'un filler hikayesi var ya, arkamda kimseyi göremeyebilirim ama tek başıma da olsa elime megafonu alıp o 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, Büyükşehir'deki ağlara, işçinin yaşadığı mağduriyeti bir de ben anlatmak istiyorum. Vallahi, belki yüreğinize sağlık Akın Bey. Ben de işçi arkadaşlar adına sizi alkışlamakla yetiniyorum ama yanınızda olacağız. Yani ne pahasına olursa olsun yanınızda olacağız. Arkadaşlar gerçekten korkuyorlar. Ben program başlarken birkaç arkadaşıma şunu ifade ettim. Dedim ki paylaşım desteği verirseniz dedim daha çok ses gelir. Abi bırak paylaşımı dedi. İzleyemeyiz bile. Yani bırak paylaşımı, tabii, beğenemeyiz bile. Tabii izlendiğinde ortak paydadaki jurnalci çok. Ha şöyle, bu arada bu işçi arkadaşlarımızın %70'i 80'i böyle yaparken arada kraldan çok kralcı olanlar, dal kovuklar, soytarılar var, ya her da zaman var. Birbirleri evet. her grupta olmuştur. Ama evet. ben şunu söylüyorum. Kral çıplak. O yüzden artık halkının mağduriyetini görmek zorundasın. İşçinin emeğini vermek zorundasın. Evet. Evet, Türkiye'de birçok zorluklar, ekonomik kriz yaşanıyor ama bugün iktidar partisinin AK Partili belediyesi işçisinin farkını vermiyor. Yine AK Partili Altınordu Belediyesi bu farkı veriyor. O toplantıda bir işçi kardeşim dedi ki ya Altınordu Belediyesi be aşkın tören kadar olamadı dedi Ordu Büyükşehir Belediyesi. En son yapılan birçok yanlış projeyle sokağa atılan paralar, Ordu Spor üzerinden ya kardeşim eyvallah, Ordu Spor'da bizim bir değerimiz. Bir Ordu Spor 1967. Saygı duyuyoruz, başarılı olmasını istiyoruz. Ordu Spor'a 30-40 milyon aktaracağına o paranın yarısını işçine aktar. Ya evet. Ordu şehir merkezindeki o iskeleyi yıkacağına ve yanlış kazıklarla parayı sokağa atacağına işçine harca. Saçma sapan projeler yapacağına, her tarafa, şehrin her tarafına kafeler açıp ondan sonra o kafeleri kapatıp oraya deli yatırımlar yapıp yandaş müteahhitlerini, mobilyacılarını, elektronikçilerini zengin edip ondan sonra da orayı devretmek için adam arayacağına işçinin parasını ver. Sizin yaptığınız bütün o yanlış yatırımların faturasını işçinin maaş farkından çıkartamasın. Yapılan iş hukuksuzdur, yapılan iş suçtur. Hak İş Sendikası, Ordu'daki Hizmet İş Sendikası, bugün kendileriyle de görüştüm. İnşallah öyledir. Eğer bir hafta içerisinde bir müfettiş gönderme ya da bu işle ilgili bir eylem yapma kararı almazlarsa, ben olsam işçinin yerinde o sendikada bir dakika daha durmam. Aynen. Dayanışma dilekçesini verirsin, istifa edersin. Evet. Yok eğer sendika iyi niyetliyse bunu bir an önce kamuoyuna, basına açıklamak durumunda ve ben işçimin yanındayım deme durumunda. Genel başkanın gelmesi önemliydi. O masadan edindiğim izlenimler, Büyükşehir Belediyesi'nden ne olumlu bir cevap geldi, ne olumsuz bir cevap geldi. Merakla bekliyorum. Daha fare mi doğuracak? İşçi oyalanıyor mu? Hem sendika hem Ordu Büyükşehir Belediyesi bu işçiyi oyalıyorsa inanın bunun altında kalırlar. Evet. Kimse, üstelik bu insanların %70'i 80'i
Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar hem inandırıcılıklarını kaybederler, hem saygınlıklarını kaybederler, hem de itibarlarını. Zaten 3 yılda hep söylüyorum, hani Sayın Belediye Başkanı'na üzülüyorum. Buraya gelirken çok böyle hani şehir inandı. Sağcısı, solcusu. Doğru. Evet. Ülkücüsü, sosyal demokratı. Herkes de Sayın İlmi Güler'in bir kredisi vardır. Sayın Başkan, bu kredini gel, gidirme. Bak, bir sürü yanlışa bu insanlar seni yönlendirdi. İçindeysen bu yanlışın daha kötü, ama dışında olduğuna hala inanmak istiyoruz. Gel önce bir radikal adım at. Şu işçine bir sahip çık. Bizim tekrar kalbimizi, gönlümüzü kazan. Sen de işçi babası İlmi Güler olarak anıl. Çok büyük bir icraat yapmana gerek yok. Sadece şu işçinin maaş farkı ile bile bu 3 yıllık yapılan bütün yanlışları, hatalara bir kalem çekebilirsin. Yaptığın, evet, 552 projenin de ya da yapacağın 552 projenin de artık bu saatten sonra hiçbir önemi yok. Hep işçisine fark veremeyen belediye başkanı olarak anılmak yerine işçisine sahip çıkan belediye başkanı ol. Hala inancım var. Hala Hilmi Başkan, Mehmet abi, yap güzelliğini, ama eğer yanındaki dal kavukların ve şarlatanların dediğine inanır ve bu işçinin farkını veremez, kaynak bulamaz, yaratamazsan da ondan sonrasını düşünmek istemiyorum. Zaten dilimizi yeteri kadar doladık. Kişisel bir meselemiz yok. Evet. İmarda soygunu açmayın memleketi, konuşmayalım. Ünye Limanı'nı talan etmeyin, yandaşa vermeyin, söylemeyelim. Yandaş müteahhite %10 isteyerek bu işleri yapmayın, söylemeyelim. Ama en son işçinin maaş üzerinden, yok efendim 2021'in sonunu baz alarak günlük yemini hesaplarsanız, ya bu kadarına da pes doğrusu. Evet. Burada art niyet var diye düşünüyorum üstad. Var, kesinlikle var. Değil mi? Hilmi Güler'den yan olduğunu inanmak istemiyorum. Bak, kaynak sıkıntısı olamayabilir. Delikanlıca çıkıp dese ki birisi, arkadaşlar paramız yok, kaynağımız yok, bulunca halledeceğiz dese başımla birlikte. Evet. Ama hala 2021 Aralık ayı baz alıp 2022'nin Ocak ayındaki asgari ücret baz alınmama çabası, işçi üzerinden para tasarrufu yapma zihniyetinin ve belediyecilikteki en aciz yönetim anlayışının bir göstergesidir. Ne yazık ki. İşçi yalnız değil. Ben söyledim yani, bu benim şeref mesela. Benim şeref mesela 2300 tane kardeşimin cebine girecek olan, onların çocuklarına, onların eşlerine, evlatlarına fazladan alabilecekleri, ya bir üstüne başına bir kıyafet alacak, bayram geliyor. Ya Ramazan ayında, mübarek bu ayda nasıl vicdanınız rahat arkadaşlar? Evet. İki maaş, üç maaş alırken, şimdi duyuyoruz bu avarelerden birçoğu Ankara'ya, bakanlıklara kendilerini tayin ettirmeye çalışıyorlarmış. Şehrin anasını ağlattınız, işçinin, evet, ahını aldınız. Şimdi de bir sürü hata üzerine hata yapıp bu şehri bu duruma sokamazsınız. Ben tekrar söylüyorum, birçok konuda haber yaptım 30 yıldır. Ama işçi meselesi olunca, hele bir sürü işçi kardeşim bordrolarını atıyorlar. Maaşları eksik yazılanlar var. Günlük 8 saatlik çalışma yevmiyeleri 7,5 saat yazılanlar var. Bu kardeşlerimizin telefonları, bu kardeşlerimizin duaları, bu kardeşlerimizin benim üzerime yükledikleri vebalden sonra, ben sendikacı değilim, siyasetçi de değilim. Allah'ım bana ne siyaset ne de sendikacılık yaptırmasın. Allah'ım şu 2300 tane işçine şu Ramazan ayında müjdeli bir haberini göstersin. Bundan daha mübarek bir şey olamaz benim için. Bunun içinde ama bu hafta, ama önümüzdeki ay sonuna kadar bunu ulusal basına da düşürerek, sağ olsun Cemal Engin da, Mustafa da Güzel'de, Seyit Torun'da konuyu ulusal platformlara taşıyorlar. Ama ordunun bu konuya sahip çıkması lazım. İşçi kardeşimiz gelemese bile, Cuma günü açıklayacağımı söyledim tekrar Ahmet. Evet. Önümüzdeki hafta yani bir işçi bir yakınını gönderse, gerçi o işçi kardeşlerimizin çoğu ilçelerde, yani o alanda 500 kişi olsa elimizde tek pankart olacak. Belde evlere 79 milyonu çarçur edeceğine işçinin 79 lirasını ver. Evet. Yani o işçinin günlük yevmiyesinden şu anda 79 lira para kesiyorlar tasarruf için. Yazık ya. Gerçekten. Aya yazık. Vurulduğunda vicdan ve 2300'e çarpıldığında ortaya o rakam çıkıyor. Belde, evet, evleri 79 milyonluk sosyal tesis yapmana gerek yok. Yıktın eyvallah, başımızın tacısın, ama o parayı oraya gömme. Biz o projeyi istemiyoruz. İşçinin hakkını ver yeter. Değil mi başkan? Ahmet, ben de tam böyle şimdi sofradan kalktım. Biraz da böyle tam gaz gidiyorum. O yüzden
Eğer senin eklemek isteyeceğin ya da soracağın bir şey varsa Üstad, kardeşim ben de söylenmesi gereken her şeyi söyledin. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Bu süreçte canımızla, başımızla yanında olduğumuzu tekrar belirtmek eyvallah. isteriz. İyi ki varsınız. Şöyle, çünkü işçi başka bir şey, alın teri başka bir şey, emek başka bir şey. O yüzden bu kutlu davada sizi tebrik ederken yanınızda olmak isteriz. Bunu Her da zaman, her buradan zaman söylemek kardeşim. isterim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Cemal Engiyurt dediniz. O da sağ olsun. Bu süreçte en çok, en yüksek perdeden sesini çıkaranlardan sağ olsunlar. Birazdan onları da ekrana vereceğiz. Üstadım çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu konuyla ilgili tekrar iletişimde olmak Eyvallah. isteriz. Bilgilerinize başvurmak isteriz. Zira siz bu konuya biraz yönelim gösterdiniz. Biraz değil, bayağı bir dersinizde çalıştınız. O yüzden biz de detaylı Eyvallah öğrenmiş kardeşim. olduk sizden bu konuyu. Teferruatlı öğrenmiş olduk. Bir kez daha söylüyorum. Büyükşehrin küçük adamları, işçinin, garibanın emeğine, alın terine tasarruf gibi bakıp onları hor görmek, hakir görmek Evet. bu mübarek Ramazan ayında elinizi vicdanınıza koyun. Varsa. Ayıptır, yazıktır, günahtır. İşçisine sahip çıkamayan ne belediyesine sahip çıkar, ne vatanına sahip çıkar, ne de cibiliyetine, ahlakına sahip çıkar. Bunların bu anlamda bir kere daha silkelenmelerini istiyorum ve Hilmi Güler sevgili başkanın hala son bir hamleyi yapacağına ümit etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Yüreğiniz sağ olsun. Çok sağ olun. Görüşürüz kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Akın Çiçek üstadım gerekeni söyledi. Biz de süreci daha iyi anlama noktasında iyi ki bilgisine başvurmuşuz. Değerli izleyenler, gerçekten vicdansızlık bu. Az önce Akın Bey dedi yani ellerini vicdanına koysunlar ki dedim ki varsa vicdan. Yani işçinin emeğinden tasarruf etmek vicdansızlıktır. Az önce ifade ettiğimiz gibi bu süreçte en yüksek perdeden konuşan gazeteci Akın Çiçek sağ olsun. En yüksek perdeden konuşan siyasetçilerden biri de Cemal Engiyurt. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt. Rejiden söylemlerini ekrana vermesini isteyeceğim. Cemal Engiyurt, yanında Mustafa Adıgüzel, Seyit Torun. Bu süreci kim dile getirdiyse bizim bir tarafımız yok. Bizim tarafımız halktan yanayız. Biz Akın Bey az önce şunu ifade etti. Dedi belediyeden hani ben işsizlik maaşıyla geçinen bir gazeteciyim dedi. En güzelini yapıyor. Belediyeden işte oradan buradan siyasetten geçinen yani ne demek istediğimi çok iyi anladı bazı arkadaşlar. Arkadaşlar daha açık konuşmak istemiyorum. Yani bazı gazeteci arkadaşları da zan altına bırakmak istemiyorum. Biz belediyeden veya ne bileyim değişik siyasi kurumlardan nemalanan insanlardan değiliz. Başımız dik, çok şükür. Varsın olmasın yani maaşımız varsın nemalanmayalım. Ama en azından başımız dik gezeceğiz bu şehirde. Ben de tekrar Akın Çiçek'i bu anlamda tebrik ediyorum. Evet, Cemal Engiyurt'un görüntüsü hazır diyor reji. Bir görüntüyü verelim. Gündeme getirdi sağ olsun. Bu konuları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ta ki Sayın Çiçek'in dediği gibi işçiler hakkını alana kadar. Sayın Engin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 2400 işçi sendikal sözleşmeyi tamamlamış olmasına rağmen maalesef hak ettikleri maaşları Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ödenmemektedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu haklarını ödemesini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden özellikle istirham ediyorum. Ayrıca Ordu Melet Havzası, Melet Arımağı Havzası'nda usulsüz ve kanunsuz bir şekilde çakıl ve kum çıkarılmaktadır. Bu bir hukuksuzluktur. Bu bir kanunsuzluktur. Doğa katledilmektedir. Çevre Bakanı'nın aracılığınızla sesleniyorum. Bu doğa katliamı derhal durdurulsun. Evet. Sağ olsun. Cemal Engiyurt sağ olsun. Az önce dediğimiz gibi Mustafa Adıgüzel'in böyle bir açıklamasına ulaşamadığım için Cemal Engiyurt'u vermek durumunda kaldık. İyi ki varlar. İyi ki muhalefet milletvekillerimiz iyi ki varlar. Zira olmasalardı seslerini kim duyuracaktı diyoruz. Değerli arkadaşlar, sesimizi duyan herkes. Bu konu aslında herkesin gündeme getirmesi gereken bir konu.
ne diyor? Ramazan ayındayız, mübarek aydayız. Hadis-i şerifte dediği gibi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu çok kez kullanmamız gerekiyor. Çünkü burada bir haksızlık var. Eğer susarsak da mübarek Ramazan günü dilsiz şeytan olmayı kabul etmiş oluruz. Ben kabul etmediğim için sesimin çıktığı kadar, gücümün yettiği kadar bu konuyu ifade etmeye çalışacağım. Dediğim gibi mübarek Ramazan ayındayız. Dilsiz şeytan olmayalım diyoruz. Evet, Cemal Engin'in bir açıklaması daha var. Onu da verebilir miyiz? Evet, Cemal Engin'in bir açıklamasını daha vereceğiz. Ardından konuyu yorumlamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, yorumlarınız varsa alacağız. Şu an birkaç tane platformdan aynı anda yayın yapıyoruz. Ama yorumları sadece Facebook üzerinden okuyabiliyoruz. Eğer varsa yorumlarınız buradan da almak isteriz. Zira paylaşın, korkmayın. Korkulacak hiçbir şey yok. Rızkı verecek Allah. Hiç kimse sizin rızkınıza mani olamaz. Ki Büyükşehir Belediyesi hiç olamaz. Varsa mesajlarınız Facebook sayfamız üzerinden bize iletebilirsiniz. Evet, Cemal Engürt'ün diğer açıklamasını verelim. Reci. Bakın bugün Ordu'da Büyükşehir Belediyesi 2400 tane işçinin hakkını yiyor. 1500 lira ücretlerini ödemiyor. Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde olsaydım, Cumhur İttifakı var diye bunları söylemeyecektim. Söylerdim, zaten atarlardı yine. Şimdi bunu söylemek fırıldaklık, döneklik mi oluyor? 2400 tane işçinin hakkını yiyen Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu parayı ödemiyor. Sordunuz mu, konuşmaya geldi mi? Ebu Bekir gibiler. Allah Resulü işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz diyor. Ey Hilmi Güler Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, 2400 tane işçinin hakkını niye vermiyorsun? Şimdi bunu sorunca döneklik, fırıldaklık mı oluyor? Ya memlekete hizmet ediyoruz, insanlara hizmet ediyoruz. Az önce Sayın Engürt'ün ifade ettiği gibi konuşmaya geldiğiniz zaman Ebu Bekir gibisiniz ama icraata geldiği zaman Ebu Süfyan gibisiniz demek istedi bence. Ben devamını getireyim. Evet, birkaç tane mesajımız var. Mesajlarımızı alalım istiyorum. Şöyle ne yazmış değerli arkadaşlar? Bakıyorum. Evet, İlker Çorbacı üstadım sağ olsun her programda bize eşlik ediyor, etmeye de çalışıyor. Selam, iyi yayınlar Ahmet Bey kardeşim demiş. Aleyküm selam İlker üstadım. Seyhun kardeşim selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum abi demiş. Sağ ol kardeşim benim Seyhun Duran. Sana da çıkmış olduğun yolda başarılar diliyoruz. Ali Fuat Aksoy, hayırlı yayınlar Ahmet Çelenk Bey demiş. Ve eklemiş, Akın Çiçek Bey'e de selamlarımı sunuyorum. Sizler gibi haberciler olmasa ne olacak acaba? Aslında daha çok olmalı. Bizler kimiz ki? Çok 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 daha olmalı. Zira ses bir şekilde, halkın sesi bir şekilde çok daha gür çıkmalı diyoruz. Çünkü hiçbir ses halkın sesinin üzerinde değildir dedik. Evet, Ali Fuat Aksoy eklemiş. Sayın vekilimizin Meret Havzası dediği sanırım Sağırlı'da yapılan yolun yanlış yerden saptırılarak Kurul Kayası'nın doğa katliamı yapılması. Bu konuda Feridun Savaşkan Bey çok mücadele veriyor. Sağırlı Vadisi katlediliyor demiş. Bu gerçekten üzen bir durum. Yani şimdi gündemde yine Ulubey'de siyanürle maden araması durumu söz konusu. Fatsa'da keza devam ediyor. Yani şimdi Enver Top, başkanıma da hayırlı yayınlar demiş, kıymetli kardeşim diyor. Teşekkür ederiz değerli başkanım. Çok sağ olun, var olun. Başkanım yine mücadele ediyor, Enver Top başkanım. Allah yardımcısı olsun. Elimizden gelen bir şey varsa da buradan yapacağımızı bildiririz. Evet, dedi ki doğa katlediliyor. Ali Fuat Aksoy, üstadım demiş. Yani şuna bakıyorum, yani bu nasıl bir düşmanlık? Şimdi o konuya da geleceğiz. Ayrı bu konuda konuşmak istiyoruz. Bugünkü konumuz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin maaşını alamayan işçi arkadaşlar üzerine yapacaktık ve böyle yapıyoruz, devam ediyoruz. Fakat bu nedir ya? Doğa katliamı, ne bileyim siyanürle maden arama, nedir? Hani ağaç kesme, bu ne oluyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Yani bu kadar doğaya düşmanlık, bu kadar insanlara düşmanlık, insan çalışanına bile düşmanlık ediyorsa artık gerçekten söylenecek söz kalmadı. Yani nereye bu gidiş? Yani niye düşmanız bu kadar? Onu bilmiyorum ya. Hani 3 günlük dünya, işçin çalışıyor, öde maaşını. Ne bileyim,
Doğayı niye katledersin? Suyu niye kirletirsin? Ağacı niye kesersin? Siyanürle maden niye ararsın? Hadi aradın, aldın, buldun madeni. Bu zamana kadar aranıyor. Ekonomi niye hala düzelmedi? Bunları elbette soracağız. Sormazsak kendimize ihanet etmiş oluruz. Soracağız. Sormaya devam edeceğiz. Selçuk Bayne Başkanım, hayırlı, huzurlu yayınlar diliyorum. Güzel ilçemiz Gülyalı'dan selam olsun demiş. Ve aleykümselam değerli başkanım. Biz de Selçuk Bayne Başkanıma selamlar gönderdik. Az önce ifade ettik, Sayın Engiyurt bu konuda en yüksek perdeden konuştu. Ben bir kez daha Selçuk Bayne, Demokrat Parti Gülyalı ilçe başkanımız, bir kez daha teşekkür ediyorum partisine. Çünkü Cemal Vekil'in bu konuda en yüksek perdeden konuşuyor. Evet, başarılar diyor. Ekonomi çökmüş, fındık bahçeleri gübresiz kalmış diyor Bünyamin Çelenk abim. Şimdi nereye dokunsak elimizde kalıyor. Fındık bahçeleri gübresiz kalmış. Gübrenin fiyatları almış başını gitmiş. Öte yandan ağaçları kesiyorlar hunharca, sanki ağaçlar onların düşmanı gibi. Dereleri pisletiyorlar, siyanürle maden arıyorlar, işte balıkları öldürüyorlar, hidroelektrik santralleri yapıyorlar. Abi ne oluyor ya? Yani çok yani bu gidiş gerçekten iyi değil. Bu gidişin sonunda helak var. Yine sonuca gelecek olursak, her şey almış başını gidiyor. İşçiler maaşını alamıyor. Kurnazlığa bakar mısın? İşlerin maaşını veriyorsun. 2021 maaş, 2021'deki aldığı maaş üzerinden maaş farkını hesaplıyorsun. Yani 2825 lira üzerinden hesaplayarak 1300-1400 lira, 1500 liraya yakın bir meblağ işçilerden her ay kesiyorsun ve buna tasarruf yapıyorsun. Audilere biniyorsun. A kaç bilmiyorum, A6'dan sonra sayamıyorum. 8, A8'in launch marka Audilerine biniyorsun. Mercedes'lere biniyorsun ama işçinin aylık 1200-1300 lirasından tasarruf ediyorsun. Günah. Dedi ya az önce Akın Çiçek Bey, elinizi vicdanınıza koyun. Ben diyorum ki vicdan yok. Gerçekten yok. Yani vicdan olan bir insan işçinin maaşıyla ahkam kesmez. Evet, mesajlarımız var. Yine okumaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bugün mübarek Ramazan akşamı, iftardan sonra ekranlarda olduk. İstedik ki, yani evet, Büyükşehir Belediyesi ödenek alıyor. Bu ödeneği en çabuk, en çok paylaşması gereken kişiler onların işçileriydi. Çünkü onların işe ihtiyacı olmamış olsa zaten çalışmayacaklardı. Yani işçi için 1000 lira, 1200 lira, 1300, 1500 lira büyük paralar. Ama orada çalışan yönetici için ufak tefek çerez harçlıkları diyoruz. Şimdi bakıldığı zaman bazı arkadaşlarımız diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine çok mu gidiyorsun? Hayır efendim, hiç gitmiyoruz. Kimsenin üzerine gittiğimiz yok. Yani niye gidelim ki? Büyükşehir bizim düşmanımız mı? Değil. Tam tersi, şehrimizin yöneticisi. Eğer bir olumsuzluk varsa da bunu dile getirmekte görevimiz. Mecburuz bu konuda. Yani eğer gündeme getirmemek istiyorsak da bu şehre birlikte ihanet ediyor oluruz. Bu da bize yakışmaz. Şöyle, daha önce bunu dile getirmiştim. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmış olsa mutlu oluruz. Yani Boztepe'de mescit yok diye arkadaşlarından ihbar geldi. Kameraman arkadaşımızı aldık. Dedik ki Boztepe'ye gidelim. Mescit gerçekten yok mu? Eğer yoksa bu konuda haber yapmaya çalışalım. Yetkililer bu konuyu dikkate alacaktır. Boztepe'de mescit yapacaklardır diye düşündük. Şimdi bir başımızdan geçen bir olay anlatıyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne bizim bakışımızı. Sonra teleferikle Boztepe'ye gitmek istedik. Teleferin çalışmadığını gördük. Ve teleferin çalışmadığını görünce dedik haber yapalım. Teleferik çalışmıyor. Çünkü oradaki esnaflar mağdur. İşte aylardan beri çalışmıyor falan. Haber yaptık. Dedik ki bu konuya eşit davranalım. Yani Büyükşehir'i evet eleştiriyoruz. Bazen de teşekkür edelim dedik. Teşekkürü nasıl yaparız diye ararken değerli izleyenler, gerçekten Büyükşehir'e teşekkür edecek bir şey bulamadık. En son panolarda, reklam afişlerinde şunu gördük. İşte buz pateni yapılmış. İşte ne bileyim, ordular eğleniyor. Ünyeliler işte buzda kayıyor falan, buz patenini görünce dedik ki evet, buz pateni için teşekkür ederim. Çünkü güzel bir hizmet. İnsanların vakit geçirecekleri, sosyal bir eğlenebilecekleri yer dedik. Yani en azından bunu gündeme getirelim, teşekkür edelim değerli başkanı ve
buz patenini yapan bütün arkadaşlar, emeği geçenler teşekkür edelim derken Durgöl'e gittik. Kemal Yazıcıoğlu spor testleri idi. İsmi değişti sonra. Muhtemelen yine değişecek. Spor testine gittik. Ne görelim? Buz pateni çalışmıyor. Orada birkaç tane zabıt arkadaş var, güvenlikçi arkadaş var. Dediler ki buz pateni çalışmıyor. Neden? Bozuldu. Ne zaman bozuldu? İşte 10-15 gün oluyor. İşte rezidansı kırılmış, öbürü bozulmuş, işte falan falan. Yani biz de tekrar haber yaptık. Dedik ki nereye elimiz atsak boş çıkıyoruz. Oraya gidiyoruz, teleferik çalışmıyor. Buraya gidiyoruz, buz pateni çalışmıyor. Yani hangi işiniz doğru diye sorgulamadan edemedik. Sonra belediyeden bizi aradılar. Üzerimize çok geliyorsunuz. Arkadaş, üzerimize gelmiyoruz. Yani bizim belediyeye ne kastımız olur ki? Kaldı ki Sayın Bakan başarılı bir enerji bakanı dönemi geçirdi. Biz hep alkışladık, gurur duyduk. Şehrimizden bir bakan, enerji bakanı olması bizim hoşumuza gitti. Yani bu şehrimize yatırım anlamında dönecek diye beklerken gerçekten hayal kırıklığıyla karşılaştık. Ordu'da bugün değerli bir abim oradaki çalışmalarla ilgili fikrimi soruyor. Dedim orada hiçbir çalışma yok. Yok yani Ordu'da bir kişi de çıksın lütfen Allah rızası için desin ki az önce 552 projeden bahsedildi. 552 projeden 5 tanesi elle tutulur. 5 proje hayata geçirildi ve Ordu mutlu desin. Ya da ekonomik olarak Ordu halkı mutlu desin diyemez. Çünkü böyle bir çalışma yok. Belediyeyi bu konuda gerçekten sınıfta kalmış olarak görüyoruz. Eli vicdanına gidebilecek olan, gerçekleri söyleyebilecek olan, rızkın Allah'tan değil de, bakın, kuldan geldiğini düşünmeyecek olan, rızkını belediyenin verdiğini düşünmeyecek olan veya bu siyasi iktidardan menfaat peşinde olmayan herkes açık yüreklikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmadığını söyleyecektir. Ama Allah'tan değil de belediyeden korkan, rızkının Allah'ın vereceğini değil de belediyenin vereceğini düşünen hiç kimse şunu diyecektir: belediyemiz çalışıyor. Dedik ya, vicdan varsa gerçekleri zaten söylerler. Evet değerli izleyenler, iftar sonrasında bu konuyu gündeme getirmek istedik. Evet, arkasına duracağız. Akın Çiçek sağ olsun bu konuyu gündemde tuttu. Biz de elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince, kimseden korkmadan, Allah'tan başka kimseden korkmadan bu sürecin takipçisi olacağız dedik, söz verdik. Evet, bir kez daha bu konuyu gündemde tutan siyasetçilerden, Cemal Engin Yurt'tan, Mustafa Atıgüzel'den, Seyit Torun'dan ve bu konuyu gündeme getiren ve gündemde tutan Sayın Akın Çiçek'ten Allah binlerce kaçta razı olsun. Mübarek Ramazan ayında işçilerin, işçi arkadaşların duasına mazhar oldunuz. İyi ki varsınız. Hep var olun diyoruz. Evet, Ramazan vakti. Çok fazla uzatmayalım sözümüzü. Eğer vicdanınız varsa, işçi arkadaşların aylık 1000 lira, 1200, 1300 lira gibi rakamlardan tasarruf etmeyi bırakın. Biraz kendinizden tasarruf edin. 3-5 maaş alan arkadaşlar. Biliyoruz. İsim isim biliyoruz. Bunların kim olduğunu biliyoruz yani. Gerekirse konuşuruz. 3-5 maaş almak yerine, 2 maaş almak yerine kendi maaşınızla yetinseniz ve oradaki işçi arkadaşların maaşlarına göz dikmeseniz, onların cebindeki paraya göz dikmeseniz daha adil olacaktır diye düşünüyoruz. Doğrusu da budur. Evet, Ahmet Ali Çelenk. Köylerde kış döneminde su saatlerinin patlaması mağduriyetini gündeme taşırsan seviniriz. Bu konuyu gerçekten ayrı bir program yapmamız gerekiyor. İyi ki de söyledi Ahmet Ali Çelenk. Köylerdeki kış döneminde su saatlerinin patlaması. Evet, köylerde şu an kışın dondurucu soğuklarda saatler patladı. Belediyede inşallah bu konuda bir önlem alır diye düşünüyoruz. Ali Fuat Aksoy. Geçmiş dönemlerde de çok yağmur yağıyordu. Fakat bu kadar sel felaketlerin olması, bu yapılan yolların yanlış yerden geçmesi, su yolunu bulur gider ama su yolu bozulur ise felaket olur. Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Yok etmeyelim memleketimiz demiş. Ne de güzel söylemiş. Evet, memleketi gerçekten yok ediyoruz. Memleketi yok ettik. Memleketin çalışanlarını yok ediyoruz. İnsanlar artık büyük şehirlere taşınmak zorunda kalıyorlar. Sen eğer işçinin alın terini, işçinin cebindeki 3-5 kuruşa göz dikersen ve onların cebindeki 3-5 kuruşla, yine ifade ediyoruz, yine söyleyeceğiz, Audi'lerin, bilmem nelerin, makam arabalarının, bilmem nelerin ile gösteriş yaparsan, memleketi kaybetmişken o işçiyi de kaybedersin. O işçi
yarın bir gün büyük şehirlere taşınmak zorunda kalacak. Bu böyle giderse durum bunu gösteriyor. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi Ramazan ayı, mübarek Ramazan ayı çok da uzatmak istemiyoruz. Çünkü bu konuyu gündemde tutacağız. Sık sık konuşacağız. Çok çok konuşacağız. Yüksek sesle konuşacağız. Evet, siz de yüksek sesle konuşun. Paylaşın, sayfalarınızda paylaşın. Sosyal medyada gündemde tutun. Çünkü bugün o 2400 işçinin her biri 5 kişiye bakmakla yükümlü olmuş olsa on binlerce insan yapar. Onların vebalinin altında kalmayalım. En azından insan olarak görevimizi bir nebze olsun yerine getirmiş oluruz diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli izleyenler. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar buralarda olmayı ümit ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.